sorumluluğu insana layıkıyla öğretecek tek bir müessese var. Bu çocuğu evlendirmekten başka çare yok. Bir gün baba olduğunda beni anlayacaksın. Kesinlikle evlenmeyi düşünmüyorum. Hikmet amcan önemli bir karar aldı. Oğlum Emir'le evlenmeni istiyorum kızım. Benim gelinim olmanı istiyorum desem. Ya hayatım hakkında nasıl böyle bir karar verebilirsin? Senin iyiliğin için. Ya ben kimsenin benim iyiliğimi düşünmesini istemiyorum. Senin gibi güzeller güzeli. Asil bir gelini nereden bulacak değil mi ama? Hoş geldin Hikmet. Hoş bulduk. Tanımadın mı Cavidan? Meryem ablamın kızı Reyhan. Sen ne hat yediğinin farkında mısın ha? Bu kadar gurursuz olamazsın. Emir'in karısı olarak huzurla yaşayacak. Masayı topla. Kahvaltı bitti. Bu masum ifadenin altında nasıl bir şeytan var senin? Hayırlı işleri uzatmaya gelmez. Yok artık. Yangından mal mı kaçırıyoruz? Köylü bir kız ve Emir Tarhun. Oğlum mutsuz olacaksın. Evleneceğim. Anne, Cemre, yakın arkadaşım. Biz sadece arkadaş değiliz. Çocukluğumuzdan beri birbirimize aşığız. O nikah olmayacak. Bu kez sen pişman olacaksın baba. Ne kadar büyük bir hata yaptığını göreceksin. Ben hiç böyle bir evlilik, böyle bir nikah hayal etmedim ki. Cehenneme hoş geldin. Eğer sen verdiğin sözü tutmuş olsaydın zaten bu durumda olmazdık. Emir'i sevdiğini sanıyordum. Aç mısın? Ya senden yardım falan istemiyorum, anlamıyor musun? Yani böyle davranırsan seni seveceğimi mi sanıyorsun? Sevmek zorunda değilsin. Hikmetciğim, senin için rahat olsun. Bizzat ilgileneceğim ben. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Güzel huylu oğluma, güzel yüzlü melek gibi bir kız yazmış Rabbim. Emir Tarhun, ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Babam, değil mi? Kimsin sen? Reyhan Tarhun'um, Hikmet Tarhun'un gelini, Emir Tarhun'un karısıyım. İsteseniz de istemeseniz de gelininizim.